Kılıçalı. Hanımefendi, Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen kermese tam destek veriyor. Çok çok seçenek var. Yani kıyafet var, makyaj var, zeytinyağı var, aksesuar var. Çok fazla seçenek var. Herkes çok memnun. Biz de çok memnunuz çünkü ilgi görüyor. Çünkü kuru kafalarımız var. Bu tabii sene kuru kafalar inanılmaz ilgi görüyor. Bunlar var. Evet, onlar tatlı tabakları, yemek tabakları, kahve fincanları, bardak altları. Benim en sevdiğim bunlar. Tabak altları olarak kullanılıyor bunlarda. Sedef Avcı, eşi Kıvanç Bey ile birlikte kermese katılan güzel oyuncu iyi dileklerini sunuyor. İnşallah Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak güzel istenilen gelir elde edilir ve gerekli yerlere iletilir. Fatih Terim, Galatasaray futbol takımının başarılı teknik direktörü, kızı Buse'nin tasarımlarıyla hayırlı bir işe imza atmasından dolayı çok mutlu. Önemli, güzel görevde. Katkısı bulunduğu için memnunum açıkçası. Bir emek vermek, bu emeği tekrar onlara yardıma döndürmek bence çok ulvi bir görev. Demet Kutlay. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Demet Hanım derbi maçında skor tahminini tutturamadığı için biraz üzülmüş. 2-0 Fenerbahçe. Kim atar golleri? 2-0. O kadar bilmiyorum. Rezil olduk zaten. Skoru bilemedim ama. Bilemedim. Bir öncekini bilmiştim, bunu bilemedim. Olsun, yine de buradan bütün Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Zeynep Ilıcalı ve birçok ünlü ismin destek verdiği kermes bu denli renkli görüntülere sahne oldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gerçekleştirilen bir kermese katılan Demet Şener Kutluay'ı görüntülüyoruz. Konu çocuklar olunca benim için akan sular durur der gibiydi Demet Şener Kutluay. Varlığın öyle bir sevinç ki burnumda, çilekli sakızımın kokusu. Dertlerimi sayfa sayfa savurdum, mümkünse gelmesin yenisi. Evet, buraya kadar gezdik, şimdi buradayız. Vallahi her şeyden bakmaya çalışıyorum. Bir iki böyle takı bir şeyler aldık. Bir iki mumlar aldık. Öyle alabildiğimiz, destek olabildiğimiz kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bütün projeler de hepsini veriyoruz destek bağlamında. Çok desteksiniz. Evet, yani evet. Yani özellikle çocuklarda tabii ki her zaman. Yani bu da tabii ki Toplum Gönülleri Vakfı. Çok anlamlı çalışan bir vakıf. O yüzden ben de onlara destek olmak istedim. Hem de çok keyifli. Kermese katılan modacı Emel Acar da düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiriyordu. Ya aslında böyle sosyal sorumluluk projeleri çok güzel. Biz de tabii ki ben ve benim ailem olarak katılıyoruz. Destek veriyoruz. Bir şekilde bunların geliri birilerine yardımcı olabiliyorsa ne mutlu bize diyorum. Böyle projelerde yer almaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Kermes çıkışında Kıvanç Kasabalı Sedef Avcı çiftine rastlıyoruz. Böyle bir etkinliğe katılmak istedik biz de. Elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Herkesi de duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben de aynı şekilde ilk defa katıldık bu sene bu organizasyona. Çok güzeldi. Şu anda bayağı hani bu saate olmasına rağmen sanırım biraz önce 800 kişi gelmiş. Çok güzel bir amaçları var. İnşallah yerini bulur. Düzenlenen kermeste bu kez de belinde önlüğü tezgahta bizzat duran ve satış yapan Pınar Altuğ'u görüntülüyoruz. Bir canım var bende dursun, sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun. Çok güzel bir organizasyon. Geçen evvelki sene buradaydım, geçen sene çalışıyordum, gelememiştim. Bu sene yine burada olmaktan mutluyum. Elimden geldiği kadar, kenarından köşesinden destek vermekten çok mutluyum. İnşallah seneye biraz daha aktif olabilirim. Kermese katılanlar arasında Gülben Ergen de vardı. Ben burayı çok seviyorum. Toplum Gönülleri Vakfı, her sene geliyorum bu kermese. Teşekkür ederim. Çocuklar gülsün diye de iyi gidiyor. Ama burası tabii çok köklü bir kuruluş ve çok uzun senelerdir var. Bir İbrahim Bey Alasmalıklıyım, pardon. Çaktı gözleri aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine, sönüp giden senden bilsin. Şimdi 11 tane anaokulunu bitirdik ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettik. Şimdi Sivas var sırada. En son Aydın vardı. Aydın'dan sonra Van'a gittik, Erciş'e. Şimdi de Sivas için temel attık. Sanıyorum 20 güne kadar bitecek inşaat. Şimdi istihbarat dosyanızı alıp götürmek oralara. Şimdilik hayır. Tabii ki isteyen olursa gelebilir. Ama hani inşaatla o kadar uğraşıyoruz ki bir uçak biletini bile hesap ediyoruz. Evet, kesinlikle. İnşaatla ilgileniyoruz derken birebir içinde misiniz olaylar? Orada öğlen yemeği yemeden geldiğimiz oluyor bizim. Derneğin kasasını bu kadar düşünüyoruz. Anaokulları öyle yapılıyor. Öyle mi? Gerçekten öyle.
Çok küçük hesaplarla o anaokullar oluşuyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın düzenlediği kermese katılan bir diğer isim de Muhteşem Yüzyıl dizisinin Valide Sultan'ı yaşı olmayan kadın Nebahat Çehre'ydi. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam kılımı fırtımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevene zulmederi ezer geçerim. Tabii. Tatil yapacağım. Ve 2-3 ay. Daha henüz karar vermedim ama bir şekilde bir şey yapacağız. Toplum Gönüllüleri Vakfı Pazarı'nın 6.sını Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirdi. Organizasyondan elde edilen gelir sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it. Türkiye'de gençlerin sivil toplum kuruluşu olarak 10. yılını kutlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı, Top Pazarı'nın 6.sını bu yıl Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirdi. Baby, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve her yıl merakla beklenen Tok Pazar bu yıl birçok rekora imza attı. Toplam 2017 kişinin ziyaret ettiği etkinlikte 444.325 lira gelir elde edildi. Tok Pazar'dan elde edilen tüm gelir eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi gibi alanlarda toplum gönüllüsü gençler tarafından uygulanmakta olan sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. Get you off with the touch, dancing in the dark. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ziyaret ettiği Tok Pazar'da 100'den fazla firma ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Evet Elif Hanım, organizasyon hakkında neler söyleyeceksiniz bize? Bu organizasyon bence İstanbul'un en güzel şehir aktivitelerinden bir tanesi. Benim ikinci sene bu sene katılışım. İlkinde de hem çok keyif alarak katılmıştık. Herkes sunuyor işte değiyor mu yorulduğuna ettiğini. Evet gerçekten her şeye değiyor. Bir kere zaten buraya satış maksatlı gelmiyoruz biz. Çorbada bir parça tuzumuz olsun diye. Gelmişken bir taraftan da eğleniyoruz. Deniz kenarı, hava güzel, gelen insanlar güzel. Çok fazla tanıdık insan geliyor bir kere. Peki ikinci yılınız, katılımınızın ikinci yılı. Nasıl görüyorsunuz ilgiyi? İlgi muhteşem. Galiba bu sene geçen seneyi de geçti katılımcı sayısı. Az evvel 1500. kişi girdi, anonsu yapıldı. Bu arada her 100 kişiye de sürpriz hediyeleri oldu Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın. Cam aksesuarlar ilgi gördü mü topla? Gördüler. İstanbul'da çok örtüşen bir malzeme. Bu organizasyon da İstanbul'un en önemli organizasyonlarından biri. Camla örtüşen bir malzeme olduğu için gayet mutluyum. Peki sizin takılarınızın arasından var mı böyle özellikle sizin dikkatinizi çeken, ilgi görenler? Daha çok nar küpeler, nar kolyeler, lale küpelerim. Lale kolyeler ve bir de kokteyl karıştırıcılarım var. Aynı formlarda. Onlar daha çok tercih edildi. Gayet memnunum. Elif'le beraber katıldık Mini Silver'dan. Kendisine çok teşekkür ederim. Vesile oldu bu organizasyona katılmamda. Peki organizasyon için neler söyleyeceksin? Biraz önce dediğim gibi İstanbul'un en önemli organizasyonlarından biri. Kurucuları da İbrahim Bey, çok önemli şahsiyetlerden. Gerçekten konuşurken bile duygulanıyorum. Ya bir parçası olmak gurur verici açıkçası. Meral Hanım, siz katılımcı değilsiniz bu yıl. Aslında tasarımcısınız. Peki bir tasarımcı gözüyle nasıl buldunuz organizasyonu? Çok beğendim. İlk kez katılıyorum ben. Çok renkli, çok keyifli. Ortam çok güzel zaten. Seneye kesinlikle ben de buradayım diyorum.
Geçtiğimiz günlerde Esma Sultan Yalısı çok özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatından birçok ünlünün ziyaret ettiği toplum gönüllüleri pazarına bu sene 100'ün üzerinde firma birbirinden özel tasarımlar ile katıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Yörük Bey'le beraberiz. Nasılsınız? Sağ olasın. Nasılsınız? İyi, harika gözüküyor her şey. İşte 10 senedir Toplum Gönüllüleri Vakfı Türkiye'deki gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlıyor. Evet. Bu etkinlikte geçtiğimiz senelerde ve bu senede yaptığımız faaliyetleri destekleyen ve önemli bir finansman getiren çok önemli bir araç bizim için. Bu işi organize eden böyle 20-25 kişilik bir ekip var. Evet. Açıkçası onlar bu işi organize ettiler ve insanlara ulaşıyorlar, ediyorlar. İş böyle yürüyor. Ben tasarımcı değilim aslında. Ben İngiltere'de İspanyolca işletme okudum. Evet. Hani gittim kumaş pazarlarına, düğme pazarlarına gezdim, tasarladım. Onların hikayeleri nedir? Aynen şöyle, 4 konsepte ayırdım. Bir tanesi gece şıktı, o satılmış, programı giymiştim ona. Bu böyle gece spor olan, hani bir deri pantolonla veya da uzun bir etekle giyeceğimiz bir model. Bunun esprisi arkasında aslında. Aa, evet. Arkasında böyle bir çiçek var. Bunu da renkli pantolonlarla, hani bu aralar çok moda, renkli pantolonlarla giyebileceğiniz. Şimdi gerek yok yani. Hiç zaten yok. Evet. Arkasını tamamen puantiye yaptık. Bu senenin büyük desenli. Büyük desenli, aynen. Bir de cep bekledik ayrı olarak. Evet. Yaptığımız şey aslında tam biz ne arıyoruz? Piyasada neyi bulamıyoruz? Hani neye ihtiyacımız var? 3 kadın bunları düşünerek bu koleksiyon oluştu. Cemiyet, sanat ve iş dünyasının genç kuşağından önemli isimler tarafından tasarımı yapılan tişörtler bu pazar sayesinde moda severlerle buluştu. Şimdi burada Zeynep Köseoğlu ile beraberiz. Onun tasarladığı tişörtleri göreceğiz. Burada da anlatmak istediğim şey şu oldu. Siyah kurdele karamsarlığı ve umutsuzluğu simgeliyor. Işıltılı taşta ise aydınlığı ve ışığı temsil ediyor. Bir kontrast var burada. Öyle tanımladım bu tişörtü. Çizimi ben yaptım üstündeki. Bu bir fashion tree yaptım. Taşlarla. Yasemin Dormen'le beraberim. O da çok güzel bir tişörtler tasarlamış. Aklıma siyah beyaz fotoğraflar geldi ve dedemin oyunlarından bir şeyler koymak geldi. Bu Sevgilime Göz Kulak Ol oyunundan bir sahne. Evet, bütün tişörtler zaten o oyundan. Arkasında da kendisinin bizlere olan bir mesajını yazdık. Orada da halt etmiş, tiyatro öldü diyenler ve kendi el yazısıyla imzası. Şöyle gösterelim. Başta zorlandım çünkü 4 tane beyaz tişört geliyor elinize ve ne yapacaksın? Aynen, ve hani tamamen size bırakıyorlar, ne istiyorsanız yapın diye. Kolay bir şey değil tabii. Çocuklar, sizler mi hazırladınız bunları? Evet. Neler hazırladınız? Lavantalarımız var. Lavanta, kuş, tütsü, kap, pırlantalı kolye. Lavantalarımız var.
Bugün işte bu üzerimde gördüğünüz tişörtleri tasarladık birkaç genç arkadaşımızla beraber. Daha sabahtan da satılmaya başlamış evet, duydum. Aynen öyle, çok güzel gidiyor şimdi satışlar. Genelde böyle toplum gönüllüleri gibi yerlere bağış yapıldığı zaman insanların şöyle bir kaygısı oluyor. Acaba doğru yere mi gidiyor? Acaba biz bu bağışları... acaba biz bu bağışları yaptığımız zaman gerçekten bu paralar gidiyor mu? Biz yerine ulaşıyor mu? Biz de, ben de kendi tişörtümde bu gerçekten doğru yere ulaşıyor ve bu fake değil, sahte değil. Evet. Bunu göstermeye çalıştım. Arkamda da güzel bir melek kanatları var. Bir dönsene gösterelim. Bu projeden elde edilen gelir ise toplu genç kadınlara destek için yürütülen Kadın Hakları Eğitici Eğitimi Projesi'nin hayata geçmesinde katkıda bulunacak. Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tok Pazar bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 6.sı düzenlenen bu renkli etkinliğe özellikle cemiyet hayatının ünlü hanımları büyük ilgi gösterdi. Bu yıl 6.sı düzenlenen Tok Pazar iş, cemiyet, spor ve sanat dünyasını buluşturdu. Bir emek vermek, bu emeği tekrar onlara yardıma döndürmek bence çok ulvi bir görev. Her sene olması bizi hem çok keyiflendiriyor hem de çok onurlandırıyor. Her yıl katılımın arttığı muhteşem bir organizasyon Tok Pazar. Şimdiye kadar katılımcı sayısından çok memnunuz. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Oya Eczacıbaşı ve Arzu Sabancı alışveriş yaparak bu sosyal sorumluluk projesine destek veren ünlü hanımlardı. Çocuklar kolay gelsin. Böyle bakalım. Pardon, teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyette yer alan Hasan Şaş ve Ümit Davala ile birlikte Tok Pazar'a katıldı. Böyle bir tabii... Önemli, güzel görevde katkısı bulunduğu için memnunum açıkçası. Toplumun özellikle yardım bölümünde hep olmasını isterim hayatı boyunca. Onun için de bir emek vermek, bu emeği tekrar onlara yardıma döndürmek bence çok ulvi bir görev. Onun için kendisine... Yakışmış tabii. Eşi Fulya Hanım'ın da yer aldığı etkinlikte Fatih Terim, derneğe destek olması amacıyla kızı Buse Terim'in tasarımını yaptığı tişörtlerden satın aldı. Hocam, hocam bu tarafa dur. Arkası da var mı hocam? Arkası da var mı? Havanın güzel olması katılımın daha da yüksek olmasını sağlarken, Sanem Tilda Tesman, Şebnem Çapa, Aslı Şen ve Begüm Şen organizasyonun ilk göze çarpan isimleriydiler. Bu çok güzel bir şey. Her sene olması bizi hem çok keyiflendiriyor hem de çok onurlandırıyor. Sonuçta toplum gönüllüleri olarak yani hep beraber bir katkımız oluyor, bir yardımımız oluyor. Ki oluyorsa bu bizi çok mutlu ediyor. Yani görüldüğü gibi her sene Allah en büyük yardımcımız. Havamız çok güzel oluyor. Biliyorsunuz uzun bir zamandır yağmurlarla boğuşuyoruz. Yine güneşimizi gördük. Yüzün üzerinde firmanın birbirinden özel tasarımlarıyla katıldığı pazara vakfın genel müdürü Yörük Kurtaran ev sahipliği yaparken iş adamı Halis Komili'nin eşi Alev Komili, Siren Erten Çarmıklı, Seda Gazioğlu ve Nilgün Yüceoğlu katılımlarıyla destek veren ünlü isimler arasındaydılar. Her yıl katıldığım bir organizasyon çok mutlulukla katıldığım, hepimizin çok güzel vakit geçirdiğimiz, gelirinin son derece iyi olduğu ve her yıl katılımın arttığı muhteşem bir organizasyon Tok Pazar. Aslında TOG'un 10. yılı, Pazar'ın 6. yılı. Biz 10 senedir Türkiye'de gençlerin kendi etraflarındaki sorunları sosyal sorumluluk projeleriyle çözmesi için çalışıyoruz. Ve de pazar bizim için şu açıdan çok önemli. Her sene bütün bu faaliyetleri yapmak için belirli bir gelire ihtiyacımız var. O gelirin işte %5 civarında bir kısmını biz pazar aracılığıyla bağış olarak topluyoruz. Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Emir Sarıgül'ün eşi Fatoş Sarıgül, Maide Kurtepeli, Esra Ekmekçi, Burcu Hattat, Ceren Çatmaz ve Dide Mantebi Boğaz'da kurulan alışveriş standlarını ilgiyle incelediler. (Gülüyor)
Sosyal Sorumluluk Projesi'ne yalnızca ünlü hanımlar değil, iş dünyasının önde gelen isimleri de destek vermişlerdi. İş adamı Osman Çarmıklı, kızı Ekin Pamukçu'nun yer aldığı standı ziyaret ederek destek verdi. Bu sene 3. senemiz ve bu sene değişiklik olarak sponsor olduk TOG için. TOG benim annem vasıtasıyla çok gönülden bağlı olduğum bir vakıf. O yüzden sadece katılımcı değil, sponsor olarak da destek olmak istedik ve buradayız. İş adamı Cem Hakko'nun Amerika'da moda eğitimi gören kızı Pia Hakko, etkinliğe annesi Bettina Mayer ile birlikte katılmıştı. Pia Hakko sık sık tasarımların fotoğraflarını çekti. Romina Hakko ise etkinliğe erkek arkadaşı Niv Herzegovic ile birlikte katılmıştı. İkili standları gezerek bol bol alışveriş yaptılar. Cemiyet hayatının genç hanımları Boğaz'da hem güzel havanın hem de alışverişin keyfini çıkardılar. İş adamı Hamdi Akın'ın kızı Pelin Akın, Ceylan Çapa, Neslişah ve Aslışah Alkoçlar etkinliğe katılan genç temsilcilerdiler. İlk defa bir şey tasarladım çünkü ben İspanyolca işletme okudum. Yani aslında modayla çok bir alakam, yani her bayan gibi giyinmeyi, izlemeyi, evet çok seviyorum tabii ki. Yani böyle bir yerde projesi olursa tabii ki seve seve, ama onun haricinde profesyonel olarak yani çok saygı duyulan ve zaman gerektiren bir iş. O da benim alanım. Evet, o da benim alanım değil, aynen. Nazlı Öztarhan alışveriş etkinliğine annesi Nilgün Keçeli ile birlikte gelirken Serra Taşkent, Aslı Soyak ve Melik Turan etkinliğin misafirleri arasındaydılar. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı Tok Pazar'da Sare Akdilek, Şirin Yalçın, Bahar Şer, Beyhan Çiftçi, Aslı Aktürk Pehlivanlar, Begüm Tacir ve Pınar Talay tasarımları ilgiyle incelediler. Gülden Büyük Uçak, Dilek Türker ve kızları Serra ve Lara Türker, Zeynep Üstünel, Ayfer Karavan, Meltem Tahrancı ve Ezgi Kramer, vakfa destek olan cemiyet dünyasının hanım temsilcileriydiler. Çok güzel bir gün, güneş parıldıyor. Şimdiye kadar katılımcı sayısından çok memnunuz. Akşama kadar da 2000 kadar olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 10. yılını kutlayan vakfın düzenlediği pazara katılım oldukça yoğundu. İş adamı Mustafa Taviloğlu, Hayırlı Sabancı, iş adamı Erhan Kamışlı'nın annesi Mesrure Kamışlı ve eşi Emine Kamışlı bu önemli organizasyondaki yerlerini almışlardı. Böyle bakabiliriz efendim. Feryal Gülman, Begüm İyilik, Nuran Burcu Erçil, Canan Başarır, Begüm Ayaydın ve Burcu Hanif böyle bir etkinliğe destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Toplum Günleri Vakfı olarak bu sene 10. senemiz ve bir dizi etkinliklerle 10. senemizi kutlayacağız. Tok Pazar'da artık bizim geleneksel haline gelen bir organizasyonumuz ve bu sene de Tok Pazar'ı 6. senesinde gerçekleştiriyoruz. Hülya Kalyoncu, Semin Batla, Selin Tersentili, Cülüde Önengüç, Menekşe Uysal, Arzu Kanatlı, Liyan Kebudi ve Yusun Güreli bu renkli etkinliğe ilgi gösteren isimlerdiler. Profesör Doktor Sedef Anoğuz, Meral Yazıcı ile birlikte sergilenen ürünleri incelerken alışveriş keyfi yaşayanlar arasında Meral Hanım'ın kızı Nazlı Yazıcı da vardı. Bu yıl 6.sı düzenlenen Tok Pazar'dan elde edilen gelir gençlerin eğitimi ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak. Sezgi'nin görüntülerine geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Tok Pazar gerçekleşti Salı günü. Esma Sultan Yalısı'ndaydı. Çok sıcak bir günde gerçekleşen çok keyifli bir etkinlikti. Kadınlar alışveriş ve yardım amaçlı bir araya geldiler. Hem kadın hem alışveriş hem yardım bir arada olunca nasıl görüntüler ortaya çıkıyor sizce? Hep birlikte izliyoruz. Çok yorgunum.
Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşu olarak 10. yılını kutlayan Toplum Gönülleri Vakfı'nın düzenlediği Tok Pazar'dayız. Gibi bu yılda Esma Sultan Yalısı'nda düzenleniyor. İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları burada buluşuyor. Getiren Tok Pazar'dan elde edilecek olan gelir Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. Tabii önemli, güzel görevde katkısı bulunduğu için memnunum açıkçası. Toplumun özellikle yardım bölümünde hep olmasını istedim hayatı boyunca. Onun için de bir emek vermek, bu emeği tekrar onlara yardıma döndürmek bence çok ulvi bir görev. Onun için kendisine yakışmış da bu. Fatih Terim de Tok Pazar'da kızı Buse Terim'e destek verenlerden biriydi. Geçtiğimiz hafta Buse Terim programımıza konuk olmuştu. T-shirt tasarlayan diğer güzel tatlı kızlarımızla birlikte. Kızlar çok güzel t-shirtler tasarladılar. Geçtiğimiz hafta programı seyrettiyseniz hatırlayacaksınız. Ve sabah 11 itibariyle, ki 10.30'da açıldığını düşünürsek Tok Pazar'ın, 11 itibariyle t-shirt kalmamıştı ellerinde. Son derece güzel ve etkili bir pazar gerçekleşti yardım anlamında. Akşam da